150 yıl kadar önce Kayseri'ye gelen misyonerler buradaki ortamı özetlediklerinde iki şey benim çok dikkatimi çekti. Birisi, genellikle Boğazlayan tarafından Erkilet üstünden şehre gelmişler. Şehri bir temaşa edip Erciyes'in azametinden etkilenmişler. Herkes o dağın yakışıklılığından, büyüklüğünden, azametinden bahsediyor. Ama şehrin içine girince de hep şunu söylüyorlar. Perişan bir şehir gördük. Sinekten geçilmiyor. Her taraf kokuyor. Yıkıntılar her tarafta, yolları bile kapatmış vaziyette. Biz böyle bir tarihi şehrin, kadim şehrin bu kadar harabe olmasını beklemiyorduk diyorlar. Bunu 150 yıl kadar önce gelen, 120 yıl kadar önce gelen misyonerler söylüyorlar. 1950 yıllarda Ahmet Evintan Erciyes gazetesinde şöyle yazıyor. Kayseri'nin yetiştirdiği büyük sanatçılardan birisi bu da. Bu şehrin kaderini değiştirecek bir Allah'ın kulu yok mu? Su şebekeleri yok, kanalizasyon yok, sinekten geçilmiyor ortalık. Her taraf yıkılmış, harabe vaziyette. Emin olun, aynen böyle yazıyor. Sonra seçimlerle vatandaş sağduyusunu ortaya koyuyor, içinden birilerini seçiyor. Rahmetli Kavuncu geliyor, rahmetli Çalık geliyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. O günlerde güzel hizmetler yapıyorlar. Ne yazık ki 70'li yıllara geldiğimizde o soğuk savaşın da etkisiyle işte sol tandanslı belediyeler gelmeye başlıyor. O zaman belediyelerde ideoloji hakim oluyor. Taraf etraf kayırma başlıyor. Militan tipler dolduruluyor. Ve şehir ikiye bölünüyor, mafyalar hakim oluyor. Belediye ihalelerini sadece bu mafyalar alıyor veriyor. 94'te geldiğimde de böyleydi, bunu unutmayın. Şehrin şu parklarına insanlar giremezdi. Sivas Caddesi'ndeki parka aileler giremezdi. Niye? İşgalli. Girin de göreyim hadi. Öyle bir ortam. Belediyeler borçlu. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun, 94'te geldiğimizde boş olan kasaları doldurduk biz. Torbanın dibini büzdük önce. Büzdüğümüz için kaçak vermez oldu. Yukarıda bir şey birikmeye başladı. Onu da doğru yerlere kullandık. Onun için de güzel hizmetler olmaya başladı elhamdülillah. 6-7 tane parktan 2000 tane parka çıktık biz. Hepsi de kullanılabilir parklar. Şehircilikte her şey değişti neredeyse. Anlayış değiştiği gibi, o militan tipler gittiği gibi, kafalarındaki sapkın ideoloji bittiği gibi hizmet başladı. Ben iyi hatırlıyorum. Su borularında değişim yapacağım dediğimde bas bas bağırdılar bizim muhalefet. Ya kardeşim, %70'e yakın kaçak var. Delik deşik borular, paslı. Ben duktil borular alacağım, gidip yurt dışından onları döşeyeceğim. Allah'ın izniyle o borularda döşediğimde 50 sene, 100 sene ömrü var bunların. Paslanmaz, depremde bile bir şey olmaz. Boruları getirdim, yoğun burç tarafına biriktirdim. Sonra baktım ki dedikodu ediyorlar. Yerden söktüğüm su borularını getirdim şu karşıda. Herkese sergiledim. İşte söktüğüm borular bu kardeşim dedim. Çünkü şöyle diyorlardı. Siz kime ne kazandıracaksınız acaba bu boruları değiştirerek? Bir hafta sonra mesaj yağmaya başladı. Midemiz bulanıyor, bu boruları kaldırın buradan. Ya öyle olur. Kaldırımlar bir metre yükseklikte neredeyse. İnsan çıkamıyor. Beton dökülüyor. İlk kış geçtiğinde hepsi açığa çıkıyor. Yaşı müsait olanlar bana hak vereceklerdir. Kilitli parke ve şu taşlara başladık. Arkadaş, Haseki'nin var ya kayınpederi daşçıymış. Her tarafa daş döşüyor o yüzden adam. Ya Allah'tan korkun. Kayınpederim İzmir'de yaşar. Pardon, İzmit'te yaşar. Emekli bir astsubay. Ve adamcağızın ticaretle hiç alakası yok. Belediye başkanlığımın birinci veya ikinci yılında da rahmetlik oldu. Ne taşı bilir, ne taşçılığı bilir. Ama dedikodudan öldürürler adam bu memlekette. Verdiğimiz bu 25 yıllık mücadelede. Evet, Boğaz'daki kardeşiniz önünde gözükmüş olabilir. Ama arkasında Taner Bey de var, Eli Taş da var, milletvekilimizlerimiz de var. Memduh Bey de var, ilçe başkanlarımız da var, Bekir Bey de var, Şükrü Bey de var. Teşkilatlarımız var, kol kola verdik biz. Hiç eyvallah etmedik. Doğru bildiğimizi yaptık biz. Bu saydığımız projeler gibi Kayseri'ye ait ne varsa onu birebir takip ediyoruz. Muhalefet istediği kadar bağırsın. Kayseri bir şey il falan, çevremizi iller acayip bizi geçti. E gidin orada yaşayın da görelim hadi bir tane. Gidin hadi o şehirlere. Yok. Niye? Burası merkez şehir. Burada güzelliği kimse bırakmaz. Bu güzelliğe bakın bir tane. Allah hamdolsun şehircilikte Türkiye'de birinciyiz. Ticarette de ileriyiz. Sanayide de iyiyiz Allah hamdolsun. Üniversitede, eğitimde, sağlıkta da üstümüze düşen ne varsa hem yerel yönetimler olarak
hem de devlet olarak yapıyoruz. Burada hizmete sunulan araçların kazasız belasız güzel Kayseri halkımıza hizmet etmesini dilerken değerli başkanımıza ve ekibine de teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.